Müzisyenlerin kanalı Bağımsız Radyo'ya hoş geldiniz. Bugün bize üst kattan sevgili Arda Yiğit bağlanıyor. Size çok önemli bir konuyu anlatacağız. Hoş geldin Arda. Üst katta hoş bulduk Arda. Evet, çok güzel. Gelmiyorsun ne zamandır buralara falan diye. Evet, üst kata bayağıdır çıkmadım artık. Şöyle konuşacağım. Bugün Arda'yı konuk etmek istedim çünkü bence çok fazla soru alan bir konu var. O da şarkılarımızı dijital platformlarda nasıl yayınlarız, nasıl bir süreç izleriz? Bununla ilgili de Arda ile bir hazırlık yaptık. Bize bugün çok güzel bilgiler verecek. Şimdi ben şarkımı hazırladım, kaydımı bitirdim. İşte mix, mastering olayı falan. Neyse, tamam, her şey hazır. Başta şarkımı güvence altına almam gerekiyor. Yani hiçbir dijital platforma vermeden önce o şarkının bana ait olduğunu netleştiren bir çalışma yapmam gerekiyor. Bununla ilgili nasıl bir yol izleyebilirim? Ne yapabilirim? Bize anlatabilir misin? Öncelikle şarkının kendimize ait olduğunu yayınlandıktan sonra ispatlamamız gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Bunun için bence en önemli, en başta yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bir meslek müzisyen birliğine kayıt olmak. Müzisyen odasına kayıt olmak. Bunun için devlet memuru olmanız ya da olmamanız, özel sektörde olmanız herhangi bir şey değiştirmiyor. Bu bir meslek odası olarak geçse bile, sizin mesleğiniz başka bir şey olsa bile ekstradan müzisyen meslek odalarına kayıt olabiliyorsunuz. Bunun Türkiye'de zaten bilinen MSG var. Evet. Başka biri bildiğin mi? Belki başka senin... vardır. Onu bilmiyorum. Yani varsa da mesela bizi bilgilendirebilir arkadaşlar. O da olabilir. Aynen. Ya, ama majör kuruluşlar bunlar. Şey var mesela. Müzisyen Yorumcuları Birliği, MYOR bir mesela. O sanırım yeni kurulan bir birlik. Bu tarz şeyler var. Ama tabii biz yeni bir şey... O daha farklı işliyor diyebiliyorum ben. Evet. Biz yeni bir şey üreteceğimiz için MESAM ya da MSG gibi müzisyen birliklerine kaydolduk. Kayıt olduktan sonra ürettiğimiz eseri, bu albüm ya da single olabilir, orayla iletişim kurup oraya vermemiz gerekiyor. Bunu eser bildirim formu diye bir form doldurarak yapabiliyoruz. Örneğin birkaç kişiyle birlikte ortak bir çalışma yaptıysak ya da tek başına da yaptıysak o eser bildirim formunda her şeyi yazabiliyorsunuz. İşte çalıştığı müzisyenler sözü şu yazdı, müziğini bu besteledi, şu çaldı şu kayıtta diye. Evet. Hani çalanların ne çaldığına kadar her şeyini detaylı bildirdiğiniz bir eser bildirim formu var. Bu eser bildirim formunu gidip elden MSG ya da MESAM'dan yapabildiğiniz gibi bildiğim kadarıyla online kendi siteleri var, internet siteleri. Evet. Bu internet sitesinden girdiğinizde üyelik formları kısmından eser bildirim formunu indirip doldurup onlarla mail yoluyla da eserinizi onlara bildirebiliyorsunuz. Bu neye yarıyor? Bunu bildirdiğinizde Türkiye'nin herhangi bir yerinde, örneğin bir otelde sizin yaptığınız şarkıyı Spotify'dan müşterilerine çalacaklar. Bunu yapabilmeleri için sizin telifinizi ödemeleri gerekiyor. Bunu hiçbir ticari kuruluş bedavadan yapamıyor. Örneğin bir markete girdiniz, markette arkada çalan müziğin telifinin ödenmesi gerekiyor. Bunu da işte bu meslek birlikleri sayesinde yapıyorlar. Bu kuruluşlar gidiyor bu meslek birliklerine. Diyorlar ki ben bu şarkıların çalınmasını istiyorum. Ne kadar ücreti? Şu kadar. Onlar müzisyen birliklerine ödüyor. Müzisyen birlikleri de size banka hesabınıza yatırıyor. Bu şu en araya önemli, şey girmek istiyorum. Şimdi sen dedin ya marketlerde çalınan müzikler. Bence çoğu müzisyenin dikkatini çekmiştir. Markete gittiğiniz zaman çok garip şarkılar duyarsınız. Muhtemelen bunların o zaman çok ucuz. Ya da telif sorunu yok sanırım. O yüzden tercih edilir olabilir. Çok böyle hızlı üretilmiş. Evet. Basit müzikler çok oluyor. Bak dikkat edin bundan sonra bence markete gittiğiniz zaman. Evet, ilginç. Evet. Dikkatinizi çekecek bence. Mesela marketlerin burada, kendi radyoları da oluyor. O radyoları da mesela hep onların telif ödenerek yapılan şeyler. Şarkının tasdiklenmesi için bir de sahiplen.com diye bir site var. Burada zaman damgası alıyorsunuz şarkınızda. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misin? Ya ben onu MSG ya da MESAM'dan önce değil de daha sonra olarak kafamda konumlandırdım. Yani çünkü en önemli şey bence müzisyen odasına kayıt olmak. Daha sonra yaptıktan sonra, eser bildirim formundan sonra bir de kendiniz zaten bize mesela MSG ile çalışıyoruz biz. Bize MSG demişti, biz sahiplen.com'la ortaklaşa çalışıyoruz. Orayı kullanabilirsiniz demişlerdi ama mesela zamanında Tastix diye bir site de vardı.
Evet, doğru. Çok kullanmıştım Oradan da onu ben. yapabiliyordunuz. Ben bir ekran paylaşımı yapabilir miyim? Bizim Tabii ki. sahiplen.com'da Kesinlikle. yaptığımız şeyle alakalı. Arkadaşlar zaten şöyle bir planlama yaptık Arda'yla. Ekran paylaşımı yaparak size bir şarkının yayınlanma sürecini bayağı birebir anlatmak istiyoruz. Hatta bu sayede kendi çıkaracağımız yeni şarkıyı da bugün sisteme yükleriz diye düşünüyoruz. Bu Sahipten arada bu az MSG. önce bahsettiğim MSG'nin üyelik bildirim formlarını indirebileceğiniz yer, kendi şeyi, MESAM'ın da var aynı bu şekilde. Asıl şuraya geleceğim. Burası sahiplen.com, bunun sitesi. Buraya giriş yaptıktan sonra kontör satın almanız gerekiyor. Kontörler çok uygun fiyatlı, yani 5 kontör mesela 25 lira falan. Şöyle Ve hani her bir kontörle sanırım bir şarkı alabiliyordunuz diye hatırlıyorum. Bir şarkı için sahiplenme kodu satın alabiliyordunuz. Eserini sahiplene tıkladığımızda böyle bir sayfa açılıyor. Burada eserini sahiplen dedikten sonra eserinizi buraya yüklüyorsunuz. Yani bu şey olabilir. Taslak halinde yaptığınız bir demo kayıt olabilir. Yani evet. illa Spotify'a ya da iTunes'a yükleyeceğiniz son ürün olmasına gerek yok. Yeter ki hani şu tarihten önce bu eseri ben ürettim diye Evet, kanıtlayabilmeniz için yani bir şey olsun elinizde. şarkının sözleri ve şarkının sözlerini oluşturduğunuz melodiyi bu şekilde de kaydedip buraya yükleyebiliyorsunuz. Ya biz mesela şöyle yapıyoruz. Bir dosya yapıyoruz. Bu dosyanın içerisinde şarkının sözleri ve şarkının taslak veya son orijinal master kaydını atıp zip dosyasına çeviriyorum. Ve bu zip dosyasını buraya yükledikten sonra bana sahiplen.com bir dosya gönderiyor. Bu dosyayı indirdiğimde, şurada da göstereyim size, bir zaman damgası dosyası gönderiyor bana. Şurada şu TST olarak yazan. Bu zaman damgası koduyla birlikte ben ileride eğer başıma böyle bir şey gelirse, birisi derse ki hayır bu benim şarkımdı, ben yaptım bu şarkıyı daha önceden derse, ben bu zaman koduyla sahiplene eser doğrulama olarak başvuru yapıyorum. Sahiplen.com'da evet bu tarihte Arda bana bu eserle ilgili başvuruda bulunmuş diyor. Elinizde en azından mahkemede bir kanıt olarak duruyor. Yani bu kendinizi güvence altına almanız için bir şey. Hatırlarsan sen daha önceden şey yapmıştın. Bu dijitalden önce kendi kendine postayla Evet. zartla eser göndermişti değil mi? Taahhütlü sanırım. Evet. Aynen taahhütlü Hala oluyor ki duruyor senin dosyam aldığın mesela. belli olsun. Evet. Evet. Hiç Duruyor. açmıyorsun onu Daha falan sonra filan. tastix.com'u çok kullandım. Valla oradan bayağı yazdığım yazılara kadar hepsini tasdik etmiştim o zaman bir heyecanla. Ama bu sistemin Şey, MSG ile bağlantılı olması güzel. Yani evet. MSG destekliyor bu sistemi. o güzel. Yani o daha çok güven verdi bana açıkçası seninle bu şekilde yaptığımız zaman. Biz bu işe girmeden önce mesela şey zannediyorduk. Ya işte nota yazacağız, sayfalarca nota, işte söz yazacağız, bunu gidip notere tasdik Evet. edeceğiz falan zannediyorduk. Halbuki hiç öyle şeylere gerek yok. Bütün bunları yaptıktan sonra odaya kayıt olduk, eserimizi bildirdik. Ondan sonra sahiplen ya da Tastix gibi bir siteden zaman kodu damgasını aldık. Evet. Geriye artık dijital platformlarda eserlerimizi yayınlamak kalıyor. Tabii dijital değil, CD'ye ya da plağa da basabiliriz ama biz şu an dijital üzerinden konuşacağız. Şimdi şöyle sorayım sana. Bu dijital platformlardan birkaç tane, aslında çok var ama bizim tercih ettiğimiz birkaç tane var. Biz bunlardan bahsetsek de yine çok iyi, yararlı bir bilgi olacağını düşünüyorum. Hangi Evet. platformları kullanabiliriz? Ya şimdi şöyle insanlar şunu sanıyor olabilirler. Mesela ben Spotify'da şarkı yayınlatacağım. Spotify ile birebir görüşüp şarkımı mı göndereceğim ya da iTunes'a şarkımı mı göndereceğim diye. Çok Böyle bilmeyen olmuyor. var. Evet, ya bir aracı platform var bunun için. Aslında bu platform bir yapım şirketi gibi, sanal bir yapım şirketi gibi davranıyor. Normalde biz bunu kendimiz değil de bir yapım şirketiyle anlaşarak yayınlatmış olsaydık şöyle olacaktı. Yapım şirketiyle bir sözleşme, muvaffakatname, yine odalarımızın aracılığıyla yaptığımız bir sözleşme. Daha sonra da yapım şirketi alacaktı şarkımızı. Kendisi Spotify'a, iTunes'a göndereceği bir dijital platform oluşturmuş olacaktı. Ama biz bunu kendimiz yapacağımız için ve Spotify, iTunes gibi platformlar illa karşılarında bir yapım firması, yapım şirketi görmemek istedikleri için aracı
platformlar kullanıyoruz. Bu aracı platformlar sanal bir yapım şirketi gibi davranıyorlar ve biz onlara gönderiyoruz. Onlar bizden keseceği ücreti kesiyorlar ve kendi şeylerini de garanti altına alarak Spotify'a ya da iTunes'a gönderiyorlar. Bu aracı platformlar onlarca var. Bu röportaj için araştırdığımda gördüm. Yenileri de gelmiş. Yani hiç duymadığım bir sürü platform da eklenmiş. Türk ama ben platformlar da vardı. Ben de geçen denk geldi. Evet. Ya sanırım eğlence dünyası diye bir şey duymuştum. Evet. Bilmiyorum. Şu an araştırmadım ama yani Türk de var, yabancı da var. Hani birçok onlarca platform kurulmuş. Ama ben bunların arasından birbirinden farklılıkları olan platformları seçmeye çalıştım. Bir de en çok kullanılan platformlar olduğu için. Bu platformlar işte CD Baby, DistroKid, Ditto ve Emuse diye yeni bir platform. O da şu an çok ses getirdi fiyat politikasından dolayı. Bunlarla ilgili konuşayım diye düşünüyorum. Şimdi bu bahsettiğim platformların farklı özellikleri var. Onlara kısaca değinebilir miyiz? Evet. Ücretlendirmesi ya da işte sanatçı yönlendirme şekli, aldığı pay. Yine ekran paylaşacağım bu arada. Tamam. İnternet sitelerine de bakalım çünkü. Çok iyi olur. Şimdi CD Baby ile ilgili şu an konuşmayacağız. Zaten birazdan Renksiz'in yeni şarkısını buradan yayınlarken hangi adımları seçtiğimizi falan göreceğiz hepsini. Evet. Ondan önce mesela DistroKid'in sayfasını açtık. DistroKid'in şartları hemen şu tarafta şöyle özetlenmiş. Bunu söylemek gerekirse DistroKid yıllık ücretlendirme yapıyor. Ve her yıllık sene. Sınırsız, evet, her sene $19.99 para ödüyorsunuz DistroKid'e. Limitsiz albüm veya şarkı yayınlamanıza olanak sağlıyor. Yani albüm de var bu 19.99'un içerisinde, şarkı da var. Bunu sınırsız bütün bir yıl boyunca bu parayı ödediğiniz sürece, tek seferlik 19.99 ödediğiniz sürece yayınlayabiliyorsunuz. Yani yıllık kiralıyorsunuz genelde aslında platformu bir nevi. Ve istediğin kadar evet, şarkı ve albüm yükleyebiliyorsun sadece bu $20. Evet. Evet. DistroKid'in bir avantajı da benim müzisyen arkadaşlarımdan da hep tanık olduğum, burayı kullanan, çok hızlı yayınlıyor Spotify'a ya da iTunes'a. Yani bazı platformlar 2 hafta 3 hafta süre verirken DistroKid bazen 2-3 gün sonra hemen yayına koyabiliyor. Öyle bir avantajı da var benim gördüğüm kadarıyla. Bütün platformlar yapıyor ama ben DistroKid özelinde açmışken söyleyeyim. İşte buraya başvurup ücretini yatırıp eserinizi yükledikten sonra YouTube üzerinden, iTunes, Spotify üzerinden şarkınızı gönderiyor. Zaten hepsi hemen hemen yüzlerce platforma gönderiyor. Bunun için de biraz kendi aralarında rekabete girmiş gibi görünüyorlar. İşte ben 1500 tane platforma gönderiyorum, ben 2500 tane falan gibi, ama Hindistan'daki bilmem ne platformunun bizim şarkımızı yayınlamasının bizim için pek bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Çünkü mainstream platformlar işte Spotify'da yayınlansın, iTunes'da, işte Amazon'da, daha Deezer'da popüler platformları falan tercih ediyoruz. Dizide yayınlansın yeter. Aynen. Ya o yüzden de hemen hemen hepsi zaten bunları yayınlıyor. Geri kalanı birazcık bana gereksiz rekabet gibi geliyor. YouTube'da özellikle şey açıyorlar, bir tane sanatçı profili açıyorlar. Eğer senin kendi sanatçı profilin varsa daha önceden, oraya link verip oraya da bağlatabiliyorsun. Bunu tüm bu aracı firmalarda hepsinde oluyor değil mi? Yani DistroKid'e özel değil. Evet evet. Evet evet, tamam. Hepsinde oluyor. Ama hani DistroKid'den başlamışken bunları yapıyor. Bazı müzisyenler şöyle yapabiliyorlar. Mesela iki müzisyen düet yapıyor. Bu düetin telif hakkının paylaştırılması durumu var. DistroKid'e ya da diğer platformlara da aynı şekilde eserinizi yükledikten sonra bu platformlar sizin eserinizin kaç tane indirildiğini, ne kadar satın alındığını vesaire takip edip size ona göre para ödüyor. DistroKid'de şurada %100 size telif hakkınızı geri ödediğini söylüyor. Diğer platformlarda bu değişiyor. Ama dediğim gibi mesela ortak bir çalışma yaptığınız zaman nasıl olacak? Bir düet vesaire bir şey yaptığınız zaman. İşte onu da kendi arasında paylaştırıyor. Buna split deniyor. DistroKid mesela bunu yine ücretsiz olarak yapıyor ve bütün paydaşlara bu ücreti paylaştırıyor. Şarkı sahibi mesela düet yaptığı sanatçıya ne kadar pay vereceğini acaba yazabiliyor mu, yoksa bunların kendi
böldükleri bir pay mı var? O da önemli. Bence kendi otomatik yapıyordur. Yani hiç denemedim. Denemedik, Ama evet. kendisi otomatik yapıyordur. Yani Bununla ilgili %50 yapıyordur mesela ya da işte karşı. izleyen müzisyen arkadaşlar bize yorumlarda bilgi verirse, bu videonun amacı gerçekten bu platformları kullanmak isteyenlere bilgilendirici bir elimizde materyal olması. Amacımız bu yönde. O yüzden Aynen. sizin bilgilerinizi yorumlarda paylaşmanız bence harika olur. Biz de öğrenmiş oluruz. Bu platformu kullanmadık ama arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla sizinle paylaşıyoruz. Bu arada mesela Instagram'da, Story'de falan paylaşırken de çıkıyor ya şarkınız. Evet. İşte DistroKid veya diğer platformlarda hemen hemen hepsi dediğim gibi bunu da yapıyorlar. Bu ödemeyi yaptıktan sonra şarkınız işte TikTok'ta ya da işte Instagram'da vesaire de çıkabiliyor. O sistemde de bir müzik altyapısı var zaten. Oraya da yüklenmiş oluyorlar. Zaten bizim Evet. kullandığımız platformda bunlara yayınlanması için izin veriyorsunuz. Belli tikler var. Şimdi bir şarkınızı yüklerken o süreci göreceksiniz. DistroKid'de de demek ki aynı şekilde bu süreç işliyor. Aynen. Aynen öyle. DistroKid gibi mesela Ditto da böyle birazdan konuşacağız. Şimdi bu yıllık aidat ödeme durumu olduğunda aidat ödemeyi durdurursanız ne olacak sorusu bence en önemli soru. Bizim renksiz olarak DistroKid'i tercih etmememizin de en Evet. büyük sebebi bu. Şimdi yıllık öderken güzel. Bir albüm, iki albüm, beş albüm yayınladınız. Ama öyle bir gün geldi ki siz artık başka bir şeyle çalışmak istediniz ve ya da yıllık aidat ödemeyi unuttunuz. Şarkılarınızın tüm internet sitelerinden, tüm streaming platformlarından kaldırılma riski var. Bu riskten dolayı da kendimi ben müzisyen olarak bağımlı hissetmekten de Evet. hoşlanmadığım için, ama bu tamamen Haklısın. tercih tabii ki. Hoşlanmadığım için ben aidatlı sistemlere pek girmiyorum açıkçası kendi açımdan. Ama dediğim gibi çok daha hızlı yayınlanma avantajları veya işte çok düşük mesela Tabii ki. 20 dolar için 20 dolarla albüm ve şarkı sınırsız yayınlayabiliyor olmak, bu imkanlar bence hiç yabana atılacak şeyler değil tabii ki. Kesinlikle zaten çünkü bizim kullandığımız platformda tek şarkıya neredeyse bu kadar bir para ödüyorsun ama 10 tek Aynen. farkı yayınlıyorsun ve bitiyor. Burada Aynen dediğin öyle. gibi bağımlı bir süreç ortaya çıkıyor. Parayı vermezsen bütün dinlemeleri kaybedebilirsin sistemden silinirse. Bu da çok can Evet, sıkıcı bir evet. durum gerçekten. Çok Yani üzücü o bir şey kadar süre olabilir. resmen bir kiralama yöntemi yani aslında. Aynen Tabii öyle. tercih meselesi. Ditto'ya geçelim. Ditto da aynı. Tamam. DistroKid gibi. Şurada hemen pricing'den ücretlendirmeye bakalım. Şimdi Ditto'da birkaç farklı ödeme seçeneği var. Mesela sanatçıya yılda 19 dolarla bir ödeme seçeneği sunuyor. Profesyonel dediğiniz zaman bunların içerisinde mesela iki tane sanatçıyı yayınlayabiliyorsunuz. Ve compilation yani derleme de yayınlama imkanı veriyor size. Hani farklı farklı Evet. sanatçılardan bir derleme albüm yapmak istiyorum derseniz bu Sen paket profesyonel olarak alıyorsun. paketiyle. Aynen. Birincisini tek kişilik paket olarak, ikincisini iki müzisyen olarak alıyorsun. İki farklı Evet. müzisyen olarak şarkılarını yayınlayabiliyorsun bu paketle. Aynen. Yandaki de sanırım 5 müzisyene kadar. Hayır, bu çıkıyor böyle. Ha çıkıyor Bunu böyle fiyatları çıkıyor. artırabiliyorsunuz ama fiyat da ona göre çıkıyor. Tabii ona göre Bu çıkıyor. bayağı yapım şirketi gibi olmanız lazım yani bunun için. Evet. İşte sanatçılardan aldığınızı buraya gönderip buradan yayınlatabiliyorsunuz falan filan. Bu da bu Ditto'da mı şekilde. yıllık aidatlı yoksa bu Ditto da aynı? yıllık. Aynen. Yine yıllık Yine aidat aynı veriyorsun şekilde. bunda da. Evet. Şu hemen altta bu yıllık aidat neleri içeriyor? Onu gösteriyorlar. Yine bütün majör platformlara distribution veriyor. Yani yayınlatıyor. Size raporlama sunuyor. İşte şu şarkınız şu platformdan şu kadar indirildi vesaire gibi. Bu önemli bir seçenek olabilir. Yani düşünülebilir Ditto bu yüzden. Takip etme anlamında. Presave linkleri verebiliyor size. Yani önceden kaydetme ya da mesela işte bir albüm yayınlıyorsunuz. Bu albümün işte birkaç şarkısını önceden açayım diyebiliyorsunuz mesela. 7/24 desteği var ki Ditto'nun kullananlar arasında en çok tercih edilme sebebi bence birazcık da bu. Hani sürekli destek alabiliyorsunuz. İşte bir problem olduğu zaman hemen
Oradalar. Ki çok önemli Telefonla da aslında. ulaşabiliyorsunuz bu arada bildiğim kadarıyla. Tabii Türkiye'den telefonla nasıl ulaşılır, nasıl olur pek bilmiyorum. Ama geri Türkiye'den dönüşlerin WhatsApp'la çok iyi ararız, olduğunu biliyorum. ücretsiz olsun diye. Yani WhatsApp güvenli var mı diye. değil mi? O kadar beleşçi Ya ne yapalım Allah Allah. artık. Yurt dışında aramazsa pahalı yani. İşte bu da Ditto gibi bu arada hiçbir kesinti yapmadan doğrudan size teliflerinizi ödüyor. Tabii şimdi şöyle bir sıkıntı var. Biz bu telifleri ödüyor falan diyoruz da bu telifleri nasıl ödüyorlar? Şimdi yine Türkiye'de olmasaydınız derdim ki hemen tabii ki PayPal'la çok kolay bir şekilde ödeme alabilirsiniz. Ama Türkiye'de PayPal yasaklı olduğu için hala. Bu arada PayPal'ın açılacağı ile ilgili şeyler duyuyorum. Ay ya, Açılabilir. inşallah ya öyle bir şey olsa yani artık hakikaten Evet, her çok iyi şey olur ya. dijital Çünkü artık herkes yani PayPal bu kullanıyor. Çünkü çok güvenli. evet öyle ve hani zaten kullandığımız platformdu. Artık şu dijital çağı bir yakalasak da ne atlasak diyorum yani. Hep bir yerden Bence fire de. veriyoruz ya. Ya bence açılacak o da yakında. Şey için de yani üreticiler ya da bir şey satan insanlar için de PayPal'ın olmaması çok büyük bir zorluk. Yani yurt dışında bir şey satacaksınız. Türkiye'de PayPal yok. O Doğru. da sıkıntı. Ama Payoneer diye bir şey var. Biz mesela Payoneer kullanıyoruz. Yine Evet, aynı onu şekilde kullanıyorum. PayPal'a benzer bir şey. Payoneer'la size gönderebiliyor. DistroKid ve Ditto %100 size bunları ödüyor. Hiçbir kesinti yapmadan. Ditto'nun yine bir avantajı da playlistlere girme şansınız var. Şarkınızın işte türünü vesaire yazıyorsunuz. Hani şu müzisyenlere benziyor falan diye. Acaba kendi Ditto bu oluşturduğu şarkıları playlistler mi? evet kendi oluşturduğu otomatik playlistleri gönderebiliyor. Ama hani ne kadar çalışıyor bilmiyorum. Kullananlar varsa yazarsa copyright koruması diyor ama zaten hani bunu yazmasına bile gerek yok. Böyle tabii ki yapmalı, yapacak yani. Başka bir şansı yok. Dediğim gibi raporlama yapıyor yıllık. Ve ISRC ve UPC kodunu bedava veriyor. Şimdi bu ISRC ve UPC kodunu açıklayacağım. Ne Evet. olduğunu. ISRC International Standard Record Code'un kısaltılmışı. Bu bayağı ISO sistemi vardır ya. Standartları Evet, sistemi. evet. Bu ISO'ya bağlı bir sistem ISRC'de. Ve bizim hani zaman kodu alıyoruz ya sahiplen.com'da. Bu da Kullanmadım ben. dijital için bir kod yüklüyor ürününüzün içerisine. Yalnız ISRC ve UPC de bu arada Universal Product Code'un kısaltılmışı. Şimdi ikisi farklı. ISRC her parça için verilen bir kod. UPC ise albüm başına verilen yani toplam ürün başına verilen Toplu bir ürün kod. gibi. Aynen. Mesela işte bir albüm yaptınız 10 tane, 10 tane şarkısı olan. Her şarkıya bir tane ISRC kodu ve toplam bütün albüme de UPC kodu veriyor. Bu kodlar peki ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyor? İşte bu hani diyoruz ya biz size kaç tane download edilmiş ne de ya da ne kadar satın alınmış raporluyor diye. İşte bu kodlar sayesinde raporluyor. Bu kodlar doğrudan sizin dijital içeriğinizin içerisine bir şekilde yapıştırılıyor sistem tarafından. Ve atıyorum bu mesela bir yerde çıktı. Şey de olabilir. YouTube'da hani diyoruz ya biz telif yedik falan. İşte 30 Evet, saniyeden fazla evet. şarkı açtık telif. İşte bu ISRC kodunu kullanarak hemen o içerisindeki kodu kopyalıyor. Bildiriyor. Diyor ki işte şurada bir eser çalındı. Eseriniz çalındı. Ondan o şekilde mesela telif iddia edebiliyorsunuz. Telif hakkı alabiliyorsunuz vesaire Bu gibi. da Yani aslında bir bu çok zaman önemli. damgasının farklı bir türü gibi olmuş. Bayağı dijital kimlik kodu Dijital gibi düşünün damga. bunu. Aynen. Anladım. Dijital kimlik kodu. Şarkı nereye giderse o kimlik kodu da Evet. peşinde. Ditto bunu ücretsiz veriyor. Mesela CD Baby bundan 5 dolar ücret alıyor. Evet. O yüzden Evet. bu arada ISRC'nin kendi sitesi de var. ISRC.ipif.com ipif.com diye bir şey. Oraya da baktım. Kendisine girdiğiniz zaman 2 dolar civarında bir ücretlendirme yapıyor ISRC. Ama işte oradan gir, kodunu al, o kodu kopyala, öbürüne yapıştır falan filan yapmak isterseniz Yapılabilir. CD benim ISRC kodum var deyip oraya kodunuzu koyabilirsiniz. Ama hani ben çok o işleri şimdiye kadar karıştırmamıştım. Şimdi araştırırken biraz fark ettim. Biz de birçok şey öğrenmiş Evet olduk bu sayede zaten senin evet araştırman araştırırken ben de sayesinde. birçok şey öğrendim. Serkan'la konuşmuştuk, Serkan Tosun'la. O Ditto'yu kullanıyordu. Çok memnundu. Sadece Von'la
attıkları bir canlı kaydın Ditto'dan bir anda, daha doğrusu Ditto'dan değil, Spotify'dan bir anda kaybolduğunu söyledi. Evet, ve sonra Ditto ile yazışmışlar. Ditto'da bilmiyoruz, bulamıyoruz öyle bir kaydı falan. Bu da hiç güven veren bununla, bir şey değil aslında bir yandan da baktığım evet, zaman. Evet, bununla ilgili de internette biraz araştırdığım zaman forumlarda falan birçok insan bu tarz şikayetlerde bulunmuş. O yüzden Ditto'ya biraz mesafeliyim o anlamda. Halbuki çok artıları da varmış anlattığına göre aslında ama. Evet, evet. Bizim kullandığımız platforma o zaman geçebiliriz. Değil mi? Var mı şeyi başka? De belirtmek istiyorum. Emuse diye evet. Bu piyasaya yeni girdi. Sadece cep telefonu aplikasyonu, mobil aplikasyon üzerinden çalışan bir sistem. Yani bir internet sitesi var ama eser bildirimini buradan yapmıyorsunuz. Yani eseri buradan gönderemiyorsunuz. Bu sadece bilgilendirme amaçlı bir internet sitesi yapmışlar. Asıl cep telefonunuza Emuse'un aplikasyonunu yüklüyorsunuz ve buradan yüklüyorsunuz. Telefonunuzdan yüklüyorsunuz şarkıyı. O da ilginç. Yeni bir sistem. İlginç yani. Tamamen bedava şarkı yayınlama imkanı sunuyor Emuse. Nasıl? O biraz ama tuhaf. Orada yani bir hiçbir ücret... üstte bir şey vardı ekranda. Bu pro aidat durumu var ama bir saniye ben onun fotoğrafını çekmiştim. Şuraya atmıştım. Şimdi bedava olanı var. Bunda hiç para ödemiyorsunuz. 28 gün içerisinde şarkınız kaydoluyor. 7 gün garantili desteği var. Hani bir şey olduğu zaman, sorduğunuz zaman en azından karşınıza bir muhatap bulabiliyorsunuz. %15 kesintiyle royalty splits. Bu az önce demiştik yani ortak çalışmalarda herkese evet. Paydaşlara payları bölüyor diye. Ama %15 kesinti yapıyor bunun içerisinden. Bir de bütün majör müzik servislerine şarkınızı gönderiyor. Ama mesela CD Baby gibi, Ditto gibi, DistroKid gibi şeylerde siz burada label name'i custom yapabiliyorsunuz. Mesela biz renksiz yazıyoruz. Evet. Label olarak. Doğru. Ama burada sanki Emuse bir yayın platformu ve biz ona bağlıymışız gibi davranıyor. Çok önemli mi bilmiyorum. Biraz araştırmak lazım. Bir de sadece mobil aplikasyon üzerinden olduğu için çok güvenli olur mu? Nasıl olur? Yani biraz yeni bir platform. O yüzden evet. Kullananların sayısı çoğaldıkça, geri dönüşleri öğrendikçe daha iyi aydınlanırız. Ama hani yani kullanıcı deneyimi artık ki biz de bilgileneceğiz muhtemelen. Çünkü aynen. Ama hani ücretsiz olması müthiş bir şey. Kesinlikle. Ama bu arada ücretli sanki bir olayı da... vardır Arda ya. Bunun bir olayı vardır gibi geliyor. Hiç bana o kadar güvenemedim yok, yani. Yok yok. Baya ciddiler bu konuda. Allah ücretli Allah. De yapabiliyorsunuz bu arada. Ücretli de 14 gün içerisinde şarkı. Yine aynı şekilde 1999 yılda. Ditto, DistroKid gibi. Hepsi aynı onların. Bu da yine yıllık. Aynen. Aynen. Ama o bunda, zaman şunu araya sormak istiyorum Arda. Dur hemen sözünü kestim. Kusura bakma. Yok, ben yıllık ödeme yaptım buna. Ödeme yapmayı unutursam da ücretsiz yayınlıyorsa herhalde silinmiyordur sistemden o zaman. Sadece belirli onu bilmiyorum. Artılarınız mı kaybediyorum? İşte bu TikTok, Facebook, Instagram gibi platformlar yükleniyor. Oradan mı kaldırılıyor acaba? Hiçbir fikrim yok. İşte bilmiyorum. Yani gerçekten İşte mesela bilmiyorum. Bunları öğrendikçe de paylaşalım. Yani gerçekten bu video bizim hepimiz için de bilgilendirici bir araç olsun istiyorum ben de. Tabii yani herkes yüzden, yaşadığı olumlu olumsuz şeyleri yazarsa kesinlikle girenler de oradan olur. En azından görürler. Evet. Emuse'da bu şekilde sizin tamamen değerlendirmenize kalmış. Biz gelelim Renksiz'in şu yeni şarkısını yayınlayalım. Evet. Ama CD Baby'den hem de yayınlayalım. Hatıra olsun. Evet. CD Baby evet. Kullanıyoruz. Şimdi neden CD Baby kullanıyoruz? İşte az önce söylediğimiz gibi yani bir aidat sistemi yok. Aidat sistemi olmadığı için de bir kere ödeme yapıyorsunuz. Tamam belki diğerlerine göre ilk başta birazcık daha fazla görünüyor olabilir ücret konusu. Ama en azından içiniz rahat. Yani yarın bir gün bir şey olursa şarkı hep sonsuza kadar orada kalacak gibi. Evet. Öyle görünüyor şu anda. Zaten hani aylık... Tabii yani aylık bir şey olmazsa. Yıllık aidat gibi bir derdimiz olmuyor. Evet. Şarkıyı yolluyoruz ve unutuyoruz. Aynen öyle. Ya bu da zaten yani. Bütün platformları aynı şekilde gönderiyor. Herhangi bir fark yok aralarında. Bir tek ücretlendirmelerde birkaç farklı. Mesela Ditto'da ISRC, UPC bedavaydı ya. Şimdi burada birazdan evet. Buraya bir güzel para ödeyeceğiz. Şimdi Arda, süreci en başından bir anlatalım. Sayfaya giriş yaptık. Tamam. Sayfaya giriş yaptıktan sonra... Login dedik. Daha sonra buradan karşımıza şöyle bir sayfa açıldı. Girer girmez bu sayfa açılıyor.
Bu sayfadan önce ben şuradan ne diyeyim? Ha, şunu göstermek istiyorum. Bir saniye. Evet. Şimdi Account Settings'ten Payment Info dediğimiz zaman bunu CD Baby'ye ilk kayıt olduğunuz zaman yapıyorsunuz. Yani CD Baby size ödeme yapacak ya. Nasıl yapacak? Bunu belirlediğiniz baştan bir şey oluşturuyorsunuz. Mesela diyor ki $10 olunca ödemeyi yatır. Zaten burada bir aralık vermiş. $10 ile $10,000 arasında. Ah keşke $10,000 olsa da gönderseler ne güzel olur. $10 oluyor mu acaba? Onu sormak istedim şu anda. Biz direkt hani yatır abi parayı hani hemen gönder. $10. Rahat ol. Aynen. Yani sen de durma, sıkıntı yaratma diyor. Hemen gelsin. O yüzden $10 seçtik yani biz. Şimdi burada tabii şey var, seçenekler var. Türkiye için olan şu international olanlar ama dediğim gibi PayPal mesela yok Türkiye'de. Direkt banka hesabına yatır diyebiliyorsunuz. $2.5 kesinti yapıyor ama bu biraz çetrefilli çünkü bankanın ID numarasını istiyor. Onu nereden bulacağım diyorsun, gidiyorsun bir sürü siteye falan filan. O yüzden Payoneer bizim için kullanışlı bir servis oluyor. Dediğim gibi Payoneer'a bizim mesela işte banka hesaplarımızı biz yüklüyoruz. Payoneer kendi kesintisini yapıyor ama para transferini Payoneer üzerinden yapmana olanak sağlıyor. Burada da mesela Payoneer'ın bilgilerini dolduruyorsun. Hı-hı. Ve CD Baby sana parayı yatıracağı zaman bu hesaba yatırıyor. Şimdi dönelim başa. Login dedik. Üye oluyorsunuz işte ilk defa üye olacaklar için. Aynen. Mail adresinize vesaire. Add new title diyerek şarkı ya da albümü yükleyeceksiniz. Bunu yüklemesini yapabiliyorsunuz. Şimdi biz single evet. yükleyeceğiz. Release'e single diyoruz. Dediğim gibi burada iki seçenek sunuyor. Bu seçenek Worldwide Distribution. İkisi de zaten aynı şekilde. Ama bir tanesi Publishing Royalty Collection. Bunda label olduğunuzu varsayarak davranıyor. CD Baby. Türkiye için çok kullanışlı bir sistem değil. Bu Publishing Royalty Collection denilen şey. Bütün dünya çapında işte atıyorum siz bir labelsanız sizin bağlı sanatçılarınızın hepsinin tablo olarak sunan işte şu sanatçı şu kadar indirildi, bu sanatçı bu kadar indirildi vesaire. Raporlamayı direkt label'a özel yapıyor. Daha toplu bir aynen. şekilde yapıyor ama. Ve bunu bölüştürüyor. Mesela işte renksiz grubuna gelen telif şu kadardı ben ona otomatik göndereyim falan filan gibi. Yani bizim kullanacağımız bir şey değil. Evet. Biz buradan $9.95'lık seçeneği seçiyoruz. Buradan dilimizi seçiyoruz. Hangi dilde bir şarkı yaptık? Şarkının hangi dilde olduğunu gösteren kısmı. Aynen. Türkçe diyoruz. Artist name. Renksiz. Single title. Bizimki şarkının, kalbimden. Şarkının adı yani. Şimdi burada release date. Yani yayınlanma... ekranı büyütsen Arda, ekranı büyütmen biraz iyi oldu. Çok aşırı olmamakla güzel beraber. Güzel oldu. Yanlışlıkla yaptım ama güzel oldu galiba. Evet, iyi oldu bence. Bu release date yani yayınlanma tarihi. Biz ne zaman yayınlanmasını istemiştik? Ya 9... En az 15 gün sonrasına yayınlanıyor. O yüzden 15 zaten... gün önce seçemiyorsunuz galiba. Şuraya tıkladığınızda bu soru işaretine, şurada var. Soru işaretine tıkladığınızda söylüyor zaten. Diyor ki hani siz seçtiğiniz tarihi en az 2 hafta sonrası olarak seçin ki tam garanti olsun. Çünkü eğer 2 haftadan daha önce bir tarih seçerseniz o tarihte yayınlanmayabilir. İşte sizin yaptığınız şarkının ISRC kodları yükleniyor, işte platformlara gönderiyor, platformlar yayın sırasını alıyor vesaire derken 2 haftalık bir süre olabiliyor. Eğer o süreden daha kısa bir süre seçip de siz bütün her yere biz şu tarihte yayınlayacağız derseniz zor durumda kalmayın diye diyor ki 2 haftayı en azından geçsin. Biz de ona göre bir tarih belirliyoruz. Evet. Record label hani demiştik ya custom label ismi vermek gibi. Evet. Hani işte şarkının yapımcı firması ne olsun? Biz hep şimdiye renksiz kadar renksiz diyoruz. Evet. Abi de devam ettik. Belki ileride biz de bir label oluruz. Belli mi olur? Yani. Hayaller neden olmasın? Ne güzel olur ama. Aynen. Telif hakkı sahibi zaten şey diyor burada. Eğer sanatçı ismiyle aynıysa boş bırakın diyor. Bizim aynı. Evet. O yüzden boş bırakıyoruz. Şimdi geldik az önce bahsettiğimiz konuya. Barkod yani UPC kodu.
Biz bir single yayınlayacağız. Single için ISRC kodu var. Ama single tek başına bir ürün de olduğu için UPC kodu da gerekiyor. Yani bu hani demiştik için ya. Gerekiyordu. Yani evet, hani evet, hepsi için biz yani. Ayrı. Single için de aynen. Gerekiyormuş o zaman. Single için de gerekiyor. Sanki onun için gerekmiyor gibi anlamıştım ben. Yok, yanlış anlatmış olabilirim. Single yok için yani her bir ürün, orada yayınlanacak her bir ürün için UPC kodu mutlaka gerekiyor. O yüzden biz buna evet diyoruz. $5 bir ödeme yapıyorsun buna. Yani o 9.95 miydi? Onun üzerine bir de $5 ekleniyor. Artı. Aynen. Evet. İşte koşulları kabul ettim diyorsun mecburen. Okumadan biliyorsunuz her zaman bizim en güzel özelliğidir. Adettendir, okunmaz. Okumak yani basket yani. İşleri de uğraşacağım şimdi. Tabii canım, aynen. Ama tabii şey diyor hani okudum diyorsun ama tam ismini de istiyor burada. Hani yalan olmasın. Hı hı. Sonradan okumadım görmedim deme diye. Onu da yazıyoruz. Şarkıdaki sanatçının... Sana şarkının bir nevi kartı çıkıyor değil mi ortaya? Evet. Ya sanatçı kim? Hangi sanatçı yayınlamış? Renksiz. Diyor ki eğer küfür müfür falan varsa bunu da belirtin. Çünkü yanında explicit diye çıkıyor. Doğru. Hani, küfürden rahatsız olan varsa dinlemesin diye. Bizde öyle bir şey yok. Şarkının sözleri, dilini seçiyoruz. Türkçe. Bir canlı versiyon mu yoksa orijinal bir kayıt mı? Canlı versiyon değil bizimki. Composition type işte original composition. Bizimki öyle. Yani cover şarkısı, cover şarkı. Aynen. Alttaki. Bu da şey, anonim derler ya hani. Anonim anladım. Eser. O şekilde. Sahibi belli şimdi, olmayan ama. Aynen. Halka açık. Geldik bu şey grubun içerisindeki kişilerin bilgilerine. Mesela evet. Bizim burada zaten daha önceden yayınladığımız için kayıtlı Arda Yiğit, o zaman Aklın Arda Yiğit diye. Ama mesela Arda Yiğit burada ne yapmış bu şarkıda? Müziklerini yaptığı için. Müzik diyorum. Diyor ki hani kalbimden için bir yapımcı mı diye soruyor. Hayır diyorum. Eğer evet dersen burada yapımcının adı ne diye soruyor o zaman. Hani hangi yapımcıyla çalıştıysa. Öyle bir şey olmadığı için hayır diyorum. Şimdi bir de Özlem Aktınar Yiğit var. Onun da bilgilerini dolduralım. O da hem müziğini hem sözlerini yaptığı için onları işaretliyorum. O da yine publisher değil. Save and continue diyerek devam ediyoruz. Genre yani şarkının türü ne? Bunları belirleyeceğiz. Evet. Bu çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü Spotify, iTunes gibi listelerde falan yayınlanırken Spotify'da yine kendini submit yapabiliyorsunuz onu ekstradan. Ama diğer şeylerde, streaming platformlarında bunlara bakıyorlar. Bunu seçmek o yüzden önemli. Bizim elektronik dedik. Sub kategori olarak da dans demiştik değil mi? Evet. Bir ikinci tür daha seçiyoruz. Bunda da tek türle sınırlı değilsiniz yani. İki tür. Evet yani birkaç farklı türlere kadar seçim yapabiliyorsunuz. Pop ve synth pop'u seçtim. Albüm modu evet. Nasıl? Hani bazen şey oluyor ya işte relaxation. Şey aynen evet. Hani işte rahatlama şeyi açayım arkada şöyle bir takılsın falan filan ya da akustik bir şey açayım ya da modum böyle bir şey mesela Christmas falan filan. Onları muhtemelen seçiyoruz. Biz biraz listeler... böyle oluşturulurken kullanılan bir şifre gibi aslında. Yani etiketlemiş oluyoruz. Evet, evet. Dediğin gibi. Buna biz biraz eğlenceli bir şarkı yaptık ilk defa. Evet. Bakalım. Fun diye seçtik bakalım. Artist location. Şey geldi aklıma ya. Serkan'a birisi konser sırasında bu görüşmeleri yaparken şey demiş ya. Artistlik yapma falan demiş ya. Yani adam halbuki artist ya yani sanatçı. O geldi aklıma. Artist location'da Turkey. Artist you sound like. Hangi şarkıcılara ya da sanatçılara benziyorsunuz? Bu da şey evet. Oluyor işte hani grubunuzun altında ya da albümün altında diyor ya yani şunları da beğenebilirsiniz falan. Benzer diye sanatçılar diye bir kısım çıkıyor Spotify'da aynen. Dinlerken. İşte şu sanatçı ya da onların muhtemelen altında. Ya da evet. Önerilmek için aslında bu seçimler evet. De önemli olabilir. Biz neler yazacağız? Nova Norda. Nova Norda. Kaan Boşnak, Boşnak dedik. Bir de bir şey daha dedik. Jacuzzi vardı. Jacuzzi.
Ama sanki yani işte burada bunu aslında iyi düşünmemiz lazım. Şu anda biraz sizi de gösterdiğimiz için doğaçlama gidiyoruz aslında. Yani biraz böyle iyi araştırmak lazım. Evet. Ama bu illa buraya böyle tıpatıp benziyor demek değil. Sadece hani tarz olarak neylerin yanında görünmek istiyorsunuz? Mesela adam Kaan Boşnak ya da Novanor'da açtığında bak renksiz de var dinlemek istersen diyecek. Girecek. Hani onu göze alarak seçmek lazım. Tabii. Bence Tabii fena ki. değil ya. Save and continue diyelim. Bakalım heyecan dorukta da yavaş Ya evet yavaş. ya biz bayağı şarkı yüklüyoruz aslında heyecanlı Şarkı bir yayınlıyoruz. konuşuyoruz Yalnız şu anda. kredi kartın hazır mı Aha bak. evet. Acı Şimdi gerçeklerle yüzleşmedik daha. Dur mutluluktayız. Bir saniye. aynen. Şimdi ISRC kodu yine konuşmuştuk. Daha önceden varsa onu söylüyorsun. Bizim yok. Bir Yok. 5 dolar da buradan şey olacak. Böyle böyle artıyor arkadaşlar. Yani 9.95 de kalsa. Aynen. Şimdi şey soruyor. Download edilebilsin mi? Download edilip stream de yapılabilsin mi? Veya ücretsiz olsa bile orada da yayınlansın mı? Mesela hatırlarsanız şimdi tabii SoundCloud ücretli sisteme geçiyor yavaş yavaş. Ama mesela SoundCloud'da ücretsizdi müzik dinlemek. Evet. Oraya da yayınlayabiliyordu. Şu aşağıda da mesela hangileri seçili görüyorsunuz. Buralarda mesela TikTok var ilgimizi çeken, ilginç olan. Deezer, Amazon Müzik, Amazon. Apple iTunes, işte Napster vardı değil mi bir aralar, Spotify. Ya zaten en önemli şeyler YouTube Müzik. En Napster'ı önemli şeyler bilmiyorum bu bunlar. Napster'ı bilmiyor musun? Aa, Metallica dava Bilmiyorum. açmıştı ya zamanında. Az Ama mı MP3 bilmiyorum. indirdik? MP3'cüler. Duyun bunu. Aynen. MP3'çüler toplan toplaşın falan diye. Evet. Biz bunu Download and Streaming Services diye işaretledik ve devam ediyoruz. Yani hem indirilebilsin hem de streaming Evet. yapılsın. Burada renksizin biz daha önceden yine kaydettiğimiz için Apple Music ve Spotify adreslerini kopyalayıp yapıştırdık buraya. Doğrudan sanatçının içerisine ekleyebilsin diye. Arda, bunu yapacakları yer profil düzenleme kısmı var değil mi Ha, burada? doğru söylüyorsun. İlk üye oldukları zaman profil düzenleme kısmında Spotify uzantıları ve öbürü neydi? Bir şey daha iTunes. vardı. Yani biz şöyle iTunes'taki yapmıştık uzantılarınızı bunu. sanatçı Buradan paylaş bağlantısını deyince sanatçı bağlantısını kopyala diyorsun ya. Aynı o evet, şekilde buraya kopyalayıp kopyalıyorsun. Apple iTunes için de aynı şey geçerli. platforma üye oldunuz ve öncelikle bu bilgilerinizi güncellemeniz sizin için daha kolay olacaktır. Daha sonra şarkı yayınlama sürecine başlayabilirsiniz. Ya da muhtemelen burada zaten onu yapmanızı isteyecek sistem Hı. sizden. Aynen. Müziğimi nerelerde yayınlasın? Onu seçiyorum. Ya bütün ülkelerde, bütün her yerde mi yayınlasın yoksa benim seçtiğim şu ülkelerde mi yayınlasın? Seçenekleri Spesifik bir biz şey de her yerde seçebiliyorsun ama aynen. Her her yerde yerde yayınlansın. yayınlayabilir. Peki para kazanma seçeneği olarak hangisinden para kazanmak istersin? Elbette hepsinden para kazanmak Tabii isteriz ki de yani. yani. Niye? Yani para veren 10 altın dolar dursun çıksa ya. yeter. Şarkı amort. Ya 10 dolar da amorti etmiyor yalnız. 10 dolar Evet, dediğinde yalnız doğru. var ya şu an 80 lira falan 10 dolar. Evet. Yani az buz Çok değil hemen yani hakikaten. çarpıyoruz ya biz de çok komik. Dur da 10 Çarpma dolar bakalım biz ne kadar edeceğiz dur şimdi. çarpma. Aynen. I agree, continue. Bunları okumuyoruz bu arada arkadaşlar. Tabii çünkü tarzımız Okumak bu ayıp böyle arkadaşım. şeyler. Aynen. Direkt kabul edip Şimdi geldik. yükleyeceksiniz. Geldik en sevdiğim kısma, artwork yükleme. Yani albüm kapağı yükleme. Burada albüm Evet. kapağını yüklemeniz için şartlar var. Bu arada şey söylemeyi unuttum. DistroKid'de çok güzel bir albüm kapağı düzenleyicisi koyuyor. Sen oradan albüm Doğru. kapağını kendin yapabiliyorsun. Öyle bir kolaylık sağlıyor sana. Hani Öyle burada o bir yok bölüm ama eklemiş onlar. O da çok hoş. Doğru. evet. O baya güzel. İşte ismini hangi fontla yazmak istiyorsun falan filan. Ditto'da öyle bir güzellik var. Burada direkt yüklüyorsun ve istediği özellikler şunlar. 3000 çarpı 3000 piksel boyutlarında olacak. Ya da işte 1400-1400 arasında. Yani bu ikisinin arasında bir boyutta olabilir. Tam bir kare şeklinde olacak. Şu formatlarda olacak. Çözünürlük şu olacak. İşte en az 25 MB olacak falan filan. Buradaki şeylere göre artwork'ünüzü yaparsınız. Ve buraya yüklüyoruz artworkümüzü bakalım. Bizimki Evet, şu. biz de bu arada bizim arkadaşımız sevgili Burak İntepe'ye çok teşekkür ederiz. Valla muhteşem bir kapak tasarladı bize.
Evet, Burak Antalya'da Niyetliyle. dövme stüdyosu var. Aslında hani kendisini belki dövmeci olarak tanımlıyor olabilir. Spike Ama bu Anton. tarz Spike Anton diye herkes öyle biliyor Antalya'da. Evet. Ama hani her türlü iş yapabiliyor. Bu şekilde mesela logo tasarımı yapabiliyor veya işte dijital artworkler yapabiliyor. Evet, İsteyen olursa kesinlikle. iletişime geçiririz. Bize de sağ olsun böyle Kesinlikle. bir Zaten kapak kendisinin çizdi. Instagram hesabını da ekleriz. Artwork'ümüzü yükledik. Burada zaten yüklendi diyor. Evet, şimdi geldik sıra en son noktaya. Ha, şey söylemeyi unuttum. Şurada dosyayı nasıl yüklemeniz gerektiği de yazıyor. 44,1 kHz sample rate'de olacak ve 16 bitte olacak stereo şeklinde. 24 bit yüklemeye çalıştığım zamanında kabul etmiyor. 16 bit 44,1 kHz istiyor. WAV veya FLAC olabilir. FLAC bildiğiniz gibi kayıpsız en kaliteli format. Ama WAV yükleyeceksiniz de bu şekilde olacak. Biz de ona göre bir master yaptık. 16 bit buraya yüklüyoruz. Umarım yani şarkısını hiç yayınlamamış ama nasıl yayınlayacağını bilmeyen birçok müzisyen arkadaş var. Onlara faydalı bir video olmuştur. Mutlaka denesinler. Şimdi böyle ilk dinleyişte gerçekten karmaşık görünüyor ama bir kere şarkınızı yayınladıktan sonra sürecin ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Özellikle işte İngilizce olması, herkesin İngilizcesi çok iyi olmayabilir. Öyle Evet, durumlarda yani not belki almak bence mantıklı. Yani alanlarla ilgili. Ben genelde yazmayı seven bir tip olduğum için yani öyle aklımda kalıyor benim. ya belki Not Türkçe olarak. platformları o yüzden araştırabilirler. Yani Ya evet. eminim güvenilir Türkçe platformlar da vardır. Yani biz böyle Mutlaka bildiğimiz vardır. için hani sadece bildiğimiz bölümü konuştuk. Onlarca var çünkü. Yani bizim burada bahsettiğimiz platformlar sadece bizim bilgi sahibi olduğumuz ama tabii ki siz daha fazla araştırarak yeni platformları tanıyabilirsiniz. Bununla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Şarkımız yüklendi. Şimdi ne yapacağız? Save and continue diyoruz. Evet. Diyor ki şöyle bir bak bakalım doldurduğun şeylere. İsimler doğru Bak mu? evin misin Tarih diyor. vesaire. Geliyor Aynen. diyor. Karşıma geliyor diyor. Bak evin misin? Bilmem kaç Gönder, sokak. gönder. Aynen. İyi düşündün Bu arada mü diyor. şunlara tıklayarak genişletebiliyoruz. Bu Seçimlerimiz arada hep çıkıyor. aynen. Add to cart diyerek de Kart ödeme bilgilerimizi. bölümüne sizi gönderiyor. Bu arada CD Baby'nin Here Now diye bir seçeneği var. Biz bir kere bunu kullandık. Hiç de bir işimize yaramadı. Aynen. Tavsiye etmem. Çünkü Kendi Here web Now şey sitemizi açın yapıyor. arkadaşlar. Tek bir internet sitesi yapıyor. O internet sitesinde işte şu şekilde resminizi koyuyor. Altına da işte şu platformlarda linke tıklayın diyor ama bunu yayınlandıktan 2 hafta sonra falan anca tamamlıyor. O yüzden de senin zaten işin çoktan bitmiş oluyor. Ben Hirna'yı o yüzden pek sevmedim. Tavsiye etmem. O yüzden bunu hayır istemiyorum. No Geçelim thanks istiyorum. diyoruz o yüzden arkadaşlar. No thanks diyoruz aynen. No Gördüğünüz thanks. gibi UPC barkod single submission'ımız 5 dolarcık. Evet. 9,95 dolarcık da albüm submission'ımız. Kuponumuz Olmayan olsaydı kupon keşke kodumuz. yapsaydık. Çok güzel olurdu. Bu arada ISRC kodunu bak koymadı. Muhtemelen UPC kodu aldığımız için ISRC için ücret kesmedi arkadaşım. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Evet. Checkout diyelim. Evet. Gerisi de 15,95 dolarcık. ödeme. Evet, Evet IBAN arkadaşlar gönderiyoruz burası arkadaşlar. ödeme kısmı. Buradan işte ödeyeceğiniz sistemi seçiyorsunuz. Kredi kartı mı, işte PayPal mı? Mailin ne demek? Mailin diye bir sistem var. Doğrudan sanırım postayla gönderebiliyorsun. Eski usul diyor. Eski usul herhalde. Aynen. Evet, Evet. bak burada senin her şey belliymiş Zaten yazık bana yani. Ben ne diyorum ya falan diyormuşum değil mi? Evet. Hayal Hanımı kırıklığı ödetiyorum yapma. arkadaşlar. Evet. Evet, Şöyle, alayım. burada ödemeyi yaptıktan sonra şarkı artık seçtiğimiz tarihte yayınlanmak üzere hazır oluyor. Umarım Aynen. sizler için faydalı, güzel bir video olmuştur. Arda'cığıma çok teşekkür ederim. Ben de İstersen çok teşekkür ekran ederim. paylaşımını durdur. Seni Ha tam evet böyle doğru. büyük ekranda görelim.
güzel, faydalı bir çok mutlu çalışma oldum. oldu. Arkadaşlarımızla hem yeni şarkımızın yayını esnasında birlikte olduğumuz için hem de beni dinledikleri için çok teşekkür ederim. Ben de sana ayrıca çok teşekkür ederim. Çok iyi bir hazırlık yapmışsın gerçekten. Çok keyifli umarım oldu. Umarım faydalı olmuştur diğer arkadaşlar. Çünkü çok fazla soru gelmişti zamanında. Kafalardaki evet. soruları inşallah gidermişizdir. Giderdiğimize inanıyorum. Güzel bir kayıt bıraktığımızı düşünüyorum. Bilgi. O yüzden deneyimleri de yorumlara mutlaka eklesinler. Hani güncel bilgi olur. Girenler bakar. Bizim herkes için de çok iyi olur. Olumlu olumsuz. Bizim için de olur. Öğretici olur. Yazarsanız seviniriz. Öyle. Çok teşekkür ediyorum Erdacığım. Ben teşekkür ederim. Biliyorsunuz Bağımsız Radyo, Bağımsız İsteyenler için var. Sizler için YouTube'da ve Instagram'dayız. Bizi oralarda takip edebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Her zaman bekleriz. Kendinize çok iyi bakın. Kapanışı yapıyoruz. 1, 2, 3. Olmadı. Aynı anda olmadı. Oldu ya, bende oldu valla. Bende olmadı. 1, 2, 3. Tamam, bir daha yapalım. 3. 1, 2, 3. Niye senin katlı ödemiyoruz ya?